Acura'da Hacı Murat dediğimiz Murat 124 Anadolu marka arabamız. Evet, Renault 21 dediğim gibi arkada var. Bir süredir çocuklarla Antalya'dayız. Antalya çok sıcak. Tabii denize falan gittik ama bugün Dokuma Park'a geldik. Dokuma Park'ta klasik araba müzesi var. Onu size göstermek istiyorum. Ondan önce çok güzel, şirin hayvanlar var. Tabii Dokuma Park Kepez ilçesinde Antalya'nın. Tabii burada her yerde kedi var ama kediler pek durumu iyi değil gibi. Şurada da yavru kediler var. Onları da göstermek istiyorum. Şöyle minnak minnak kediler var. Uyuyordu ama biraz rahatsız ettik herhalde kendisini. Çok güzel. Burada da böyle kediler var. Neyse. Gezimize kaldığımız yerden devam edelim. Evet, Antalya'ya bayağı edeceğiz. Bir şey var. Dokuma Park'ta araba müzesi var. Orman kafe, çocuk alanı, botanik bahçe, Cemil Meriç Kütüphanesi, Antalya Bilim Merkezi. Tabii bilim merkezine gidebilir miyiz bilmiyorum ama önce bir araba müzesini göstermek istiyorum. Evet, araba müzesinin dış cephesini görüyorsunuz şu an. Bakalım içeride neler var, neler yok. Evet, kapıda şöyle eski bir kamyonet tarzı bir araba karşıladı bize. Şöyle 2022 yılının Haziran ayında açılmış olması lazım burası. Bakalım içeride neler varmış. Ambiyans çok güzel. İçeri çok güzel ışıklandırmışlar. Ford Taunus 17M var. Ekranda da eski İstanbul, eski arabaları gösteriyorlar. Burada Cumhurbaşkanlığı ambulansı var. Burada da Çiçek Abbas filmindeki İlyas Salman, Şener Şen falan oynuyordu. O araba da burada. Tabi replikası mı, gerçeği mi bilmiyorum da. Bu içerisi çok güzel. Işıklandırma falan şöyle göstereyim ben size. Çok iyi yapmışlar ışıklandırmayı. Evet. Burada Tofaş Şahin. Burada Murat 131. Tabii polis herhalde ceza kesiyor burada arkadaş değil mi? Tabii Ahmet. Yanlış yere mi park etmiş acaba? Ve Renault 12 Toros. Burada da bir Kartal var. Ve ama çok güzel yani. Arabadan renkleri falan hiç öyle. Restorasyon. Evet, çok çok güzel. Şurada bir Renault 12 polis arabası. Toros. Tabii bu telefon kulübelerini ben hatırlıyorum. Çocukluğumda da çok kullanmıştım. Ama tabii bizim oğlanlar, yeni nesil falan bunları bilmiyordur. Biraz da kendimi çekeyim abi. Ama içerisi çok güzel ya. Yani baya baya güzel. Şöyle arkamı alayım. Şurada yine bir ekranda eski arabalar ve eski İstanbul'u gösteriyorlar. Anadolu marka arabamız. Tabii yerli üretim. Bir de bunların tek kapısı var bu Anadolu'ların. Ama burada yok herhalde. Şurada Hacı Murat dediğimiz Murat 124. Benim bildiğim kadarıyla buna Hacı Murat denmesi sebebi de Ahmet Türkiye'den Arabistan'a bu arabayla gitmişler. Murat 124'te Türkiye'den Arabistan'a gitmişler Hac mevsiminde. Hac yapmak için. Ondan dolayı da bu Murat 124'leri Hacı Murat diyorlarmış. Tabii biz de, ben öyle duymuştum en azından. Şurada ne varmış? Burada da askeri bir Jeep var. Bu Renault, sence ne Ahmet bu? Bu markaları sen bilmiyorsun herhalde. Bu Renault 25 ya da Renault 21 Manager falan diye geçiyor zannedersem. Evet, Renault 21 dediğim gibi arkada var. Yine Renault Flash'in bir arabası var. Tabii bu eski markaları ben biliyorum genelde. Tabii çocuklar pek anlamıyorlar bunlardan. Türkan Şoray, Kadir İnanır'ın ve Ahmet abimizin oynadığı, üçünün başrollerini paylaştığı Selvi Boylu Al Yazmalı filminin kamyonu burada. Bu ileride şey var şimdi, devrim arabası var biliyorsunuz. İlki yaptığımız arabalardan ama hep bir hikayesi var. Benzin en son Cumhurbaşkanlığı ya da milletin önüne çıkarken benzin konulmayı unutmuş. Ondan dolayı da bunu biçmiştir deyip böyle rafa kaldırıp atmışlar. O arabada kendisinin replikası mı bilmiyorum burada. Ya insan üzülüyor yani bu şu arabayı, Ahmet şu arabayı benim bildiğim kadarıyla, tabii internette daha
detaylı bilgisi var ama vardı ama 4 ay gibi kısa bir sürede yaptılar bu arabayı. 4 ayda. Yani bakın şu an bile araba yapmak ne kadar zor. O kadar uğraşıyorlar falan yıllarca. Ama şu araba 4 ayda çıktı. Sırf benzin konmadığı için iki araba yapıyorsun, benzin koymuyorsun ve daha sonra rafa kaldırıyorsun. Tabii bunu kimse böyle olmasını istemez ama yapacak bir şey yok. Yani bu harika bir araba yapmışlar. 1961 senesi falan olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Ama şey müze çok güzel ya. Ben inanılmaz hoşuma gitti burası. Baya güzel. Bakalım öbür tarafta ne varmış. Evet, bu ikinci bölüme girdiğimizde sol tarafta şöyle Antalya Spor'un büyük bir otobüsü var. Kartal var. Resmi hizmete mahsustur yazıyor. Tabii görevliymiş muhtemelen emekliye ayrılmış. Buraya getirmişler. Şurada Tempra var. Bir tane. Şurada yine Renault 25 Concord bir araba var. Buradaki Epez Belediyesi'nin herhalde eski makam aracı olması lazım. Mercedes. Burada yine yeni kasa bir Megane var. Yani bu Megane 2 olması lazım. Bu da görevliymiş. Şurada yine Mercedes'in 300 sel ya da 500 sel gibi bir arabası var. Evet, bu da Cumhurbaşkanlığı arabasıymış. Duvarlarda yine afişler, broşürler çok güzel. Evet, burada herhalde İstiklal Caddesi'nde olan bir tramvayı buraya getirmişler. Leyland itfaiye aracı. Ne diyor? Biz kimsenin yeri yolda bırakmadık. Onlar müsait bir yerde indiler demiş arkadaş. Bu herhalde şey, kamyon arka yazıları, tır arkada yazıları olan onlardan. Sen kalbinde batan güneş, ben yollarda çilekeş. Biz işin keyif kısmındayız, rekabet kısmını geçeli şok olmuş mesela. Ama kamyon süper, Mac güzelmiş ya. Of. Şurada bir BIS var. Siz bunları bilmiyorsunuz değil mi? BIS falan bilmezsiniz değil mi siz? Ben biliyorum. BIS. Burada bir tane BIS var. Hatta bir tane tavanda var. Eskiden nüfusu öyleymiş. Şurada da bildiğim kadarıyla VC Hürkuş'un K9 uçağı var. Kendisinin yaptığı. Tabii bu replikası. Evet, VC Hürkuş. Ha evet, 1925 yapımı VC Hürkuş K6'ymış. K9 biliyordum ama ben. Bu alet K6'ymış. Bak şu Nuri Kirligil var ya, adam kendi Osmanlı işte subayı falanmış dersen fabrika açıyor. Ve fabrikada şey işte silah yapıyor, mühimmatlar falan yapmaya başlıyor. Fabrika havaya uçuyor, cesedini bulamıyorlar. Ve ilk işte savunma sanayi fabrikasını kuran insanlardan birisiymiş bu. Sabote ettiklerini söylüyorlar fabrikayı. Yani Türkiye'nin güçlenmesi, büyümesini istemedikleri için sabote ettiklerinden bahsediyor. Şöyle çift motorlu bir tane uçak var burada. Çift motorlu 6 kişilik bir yolcu uçağıymış. Evet, bak burada Kayseri Uçak Fabrikası'nın şeyi de var, bak görüyor musun? Vaktiyle Kayseri'de bir uçak fabrikası kurulduğunu, bu fabrika 160 uçak ürettiğini kaç kişi biliyor demiş. Bak. Daha sonra bu uçak fabrikası kapattılar. Bize denilen şey, ben sana söyleyeyim, bize denilen şey, siz patates üretin, sebze meyve üretin, uçak işine karışmayın, bizden alın demişler. Şurada Peugeot 504. Tabii ustalar çalışıyor. Honda Accord. Volkswagen Golf var bir tane burada. Girişte de Chevrolet var. Bir tane büyük bir alet. Gayet de güzelmiş. Evet, içerisi bayağı serin. Klimalardan dolayı dışarısı bayağı sıcak. Evet, Döşeme Park Araba Müzesi bu şekilde. Gelip görmenizi gerçekten isterim. Çok güzel arabalar ve çok güzel afişler, uçaklar. Bayağı bir taşıt var içeride. Benim ve çocuklarım çok hoşuna gitti. Umarım siz de Antalya'ya geldiğinizde boş vaktiniz varsa, tabii insan buraya geldiği zaman denize yüzmek, kumsalın tadını çıkarmak istiyor. Ama fırsat bulursanız ya da denizden sıkılırsanız bu Döşeme Park'taki
Araba Müzesi'ne gelebilirsiniz. Burada bir bilim merkezi var. Bakalım bir oraya uğrayacağız. Onu da umarım çekerim videosunu. Evet, videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.